Yurdum Gençlik Spor Kulübü Serkan, notlarım arasına bakayım hemen şurada. Yurdum Gençlik Spor Kulübü bu maçı öncesinde sadece bir mağlubiyet almıştı. Evet. Dolu dizgin yoluna devam ediyordu. Ligin ikinci devresinde de o mağlup olduğu takımı mağlup etmeyi başardı. Başardı. Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada. Şöyle bir çeyrek sonuçlarına bakmak istiyorum. Heyecanlı başladı karşılaşma. 18-20'de ilk devreyi geride kapattı Kastamonu Yurdum Gençlik Spor. Ve ondan sonra oyunda etkinliğini hissettirdi. İkinci çeyreği 23-21'lik skorla kapatınca devre 41-41 berabere bitti. Evet. Yurdum Gençlik Spor Kulübü ikinci devrede, ikinci çeyrekte kaldığı yerden devam ederek son çeyreğe 65-54 önde girdi. Karşılaşmayı da 88-72 kazandı. Grupta şu anda lider. İkili avarajı da eline aldı Yurdum Gençlik Spor bu Evet. galibiyetle birlikte. Senin de dediğin gibi çok önemli bir galibiyet imza attılar şampiyonluk yolunda. Erkekler basketbol ikinci liginde mücadele eden temsilcimiz bu sezon oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanmış oldu bu sonuçla birlikte. Ve geri kalan haftalar öncesi liderliği eline alarak birinci lig yolunda ne kadar iddialı bir takım olduğunu gösterdi bence. Oyun içerisindeki istatistiklere bakacak olursak temsilcimiz bu maçta %53 2 sayı, %33 3 sayı isabetiyle oynamış. %71 de serbest atış isabeti var temsilcimizin. Ya bunlar oldukça önemli istatistikler. Zaten %35, %40 civarında 3 sayı atabiliyorsanız basketbol sporunda oldukça başarılı bir takım 3 sayı atışı kullandığınız göz önüne çarpar. Temsilcimiz de Emin Ahyiğit 16 sayı 5 asistle en skorer isim olmuş temsilcimizin. Tarık Çolak ise 15 sayı kaydetmiş bu karşılaşmada. Rakip takım, hedef takımda ise Anıl Atamış 16 sayıyla karşılaşmanın 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmuş. Bu karşılaşmadan ay haricinde sezon istatistiklerine bakarsak Yurdum Gençlik Spor'unda yine en skorer ismi Emin Ahyiğit olmuş. Oyun kurucu mevkisinde oynayan Emin Ahyiğit oynadığı 7 karşılaşmada 76 sayı üretmiş temsilcimiz adına. 26'da asisti var. Karşılaşma başına 11 sayı Evet, gibi bir aşağı istatistiği yukarı. oluyor, değil mi? Önemli bir istatistik bu. Saha içerisinde de %75'lik bir isabet oranıyla oynamış. Yani attığı her 4 atıştan 3'ünü isabet sağlamış başarılı oyun kurucu. Bu da temsilcimiz için işte ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi bir basketbolcu olduğunu ortaya koyuyor bence. Geri kalan 5 karşılaşma kaldı sanırım ikinci ligde. Bu karşılaşmadan sonra 6-7 takım var. Playoff'lar Yani var. normal lig var. Ondan sonra bir Playoff var. playoff var. Sonra bir lig oluşacak Aynen. yine. Oradaki Uzun o bir birinci periyot lige var ama çıkma maratonu biraz daha uzun. bu grupta hedef takımla Yurdum Gençlik Spor en göze çarpan iki takımdı. Yurdum Gençlik Spor bu galibiyetle birlikte aslında grubunun en iyi takımı olduğunu kanıtlamış oldu bence. Birinci lige yükselebilirlerse uzun yıllar sonra basketbolda bu kadar iddialı bir erkek takımına sahip oluruz. Umarım Uzun yıllar değil. hiç yok Kastamonu'yu herhalde. ilk defa Birinci ikinci ligde ligde temsil ediyor. hiç yoktu. Bir de birinci Birinci lige ligde tadından çıkarsa yenmez tabii ki. kesinlikle tadından yenmez. Bu gelecekteki işte yeni nesiller içinde sadece Kastamonuspor Belediyespor değil, Yurdum Gençlik Spor'un da basketbolda yaptığı bu atılım çocuklarımız için, gelecek nesiller için amaç haline gelebilir diye düşünüyorum ben. Onları buradan tebrik ediyorum ben. Serkan, Yurdum Gençlik Spor ve Kastamonu ilk defa ikinci ligde belki temsil ediliyor ama o acemilikleri de yok. Sanki Yok. yıllardır bu ligde oynuyormuş Ya gibi. iyi deme, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirmişler anladığımız kadarıyla. İyi de transferler yapmışlar. Sadece o değil, kulüp Kulüp kurumsal anlamda da kesinlikle sanki iyi işlere iyi imza işler imza atıyorlar. atıyorlar. Yani bu işlerin devamının gelmesi lazım. Yani bir sezonluk, iki sezonluk başarı değil, uzun vadede devamlı kalıcı olabilmeleri lazım. Birinci ligde, ikinci ligde mücadele etmeleri gerekiyor bence. Bunun için de kesinlikle sponsor desteklerine, ilimizin önemli iş adamlarının desteklerine ihtiyaçları var Yurdum Gençlik Spor'un. Eğer basketbola hevesli, basketbol seven iş adamlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum ben. Sadece Kastamonuspor, Belediyespor, Araç Belediyespor bütün takımlarımıza destek olmalarını istiyorum. Yani buradan da bir kez daha yinelemiş olalım. Yurdum Gençlik Spor Kulübü'nde antrenör açıklaması vardı maç sonunda Serkan. Onu da notlarım arasına aldım. Antrenör önemli bir galibiyet olduğunu söyledi Cemal Bayraktar Hoca. Öncelikle tüm oyuncularımı, ekibimi ve yönetimimizi kutluyorum. Keyifli ve tempolu geçen bir maçtı. İyi hazırlanmıştık. Maçı daha fazla isteyen taraf biz olduk.
Oyuncularımız çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. İnşallah öyle de olacak. Lider olduk, bu güzel, ama önümüzde 3 maç daha var. Biz onları da kazanarak grubu lider tamamlamak istiyoruz demiş. Eksikliklerimiz de var demiş Serkan. Zaten yayının başında sen söyledin, hedef takıma yenilmişlerdi ilk devre. Hı hı. Geri kalan karşılaşmalarda ben puan kaybı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hı hı. Tabii ki sporda her zaman olan aksaklıklar, sakatlık gibi, cezalı duruma düşme gibi sorunlarla karşılaşmazlarsa geri kalan maçlarını da kazanıp ben grubu lider bitirebileceklerini düşünüyorum.